Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle evde yaşayan minik dostlarımıza güzel bir kıyafet öreceğiz kıyafetimizde bakınız ön kollarımız ve sırt kısmını biraz daha uzun yaparak yakadan boğazlı bir şekilde örmeye başladık ve birlikte sizlerle çalışacağız şimdi ilk aşamada öreceğimiz evdeki dostumuzun boyun kısmına uygun bir şekilde başlarsanız rahat kullanabileceği giyip çıkacak. Diğer tarafı daha rahatlıkla yapacaksınızdır. En önemli kısım ilk başlangıç noktamız. Daha sonrasında gövde kısmına geçip kollarımızı artarak ayıracağız. Ve gövdemiz tamamladıktan sonra bu görmüş olduğumuz lastik kısımlarını örüp elbisemizi kullanılmaya hazır hale getireceğiz. Evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet, çok tatlı bir gri rengimle hemen elbisemi örmeye başlıyorum. İpimi şu şekilde içeriden çıkarıyorum ve zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Çünkü yumuşak olmasını istiyorum. Giydirirken herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Zincirimizi çekerek başlayalım. Düğümümü atıyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Öreceğimiz evimizdeki dostumuzun boynunun ölçüsüne göre, yani küçükse birazcık daha küçük, eğer büyük bir dostumuzsa daha büyük zincirimizi çekerek başlayalım. Burası en önemli yeri baş bölgesinden rahatlıkla çıkıp boynunu kavrayacak olan kısmımızı örmekteyiz. 10 zincirimi çektim ve devam ediyorum. 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50 tane olana kadar devam ediyorum. 50 zincirimi çektim ve zincirlerimi çok sıkıştırmadım. Çünkü üzerlerine trabzan öreceğim için biraz rahat aldım. Ve tığ numaram da büyük. O yüzden biraz e, yumuşak ve e, büyük oldu. Birinci zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Ve birleştiriyorum. Başlıyorum. Bir. 2, 3, 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen dibindeki yere batıyorum ve bir tane trabzan. Bakınız e, ipimiz gayet yumuşak durmakta. Tığımız da biraz kalın uçlu olduğu için çok kalın değil aslında üç buçuk numara ama buna dikkat edelim, e, çok sert örgü örmeyelim. Birer birer zincirlerimin üzerine birleştirdikten sonra trabzanlarımı örüyorum. başlangıç yerine kadar sadece trabzanlarımızı örerek devam edelim. Sadece trabzanlarımızı örüyoruz. Birinci sıramızı tamamladık ve birleştirdik. 3 zincirimizi çektikten sonra hemen tığımın başını doluyorum ve yanındaki trabzanı ardından girerek bakın ardından girerek örüyorum. bir tanesi zincir ikincisi ardından girerek aldım tekrar tığımın başında oluyorum hemen yanındaki trabzanı yani sıradaki trabzanı yandan girişimi yapıyorum ve bir tane trabzan örüyorum bir sonraki trabzanımı tekrar yandan girişimi yapıyorum ve trabzanımı örüyorum bir sonraki trabzanı ardından giriyorum ve örüyorum tekrar bir sonraki trabzanı ardından girerek trabzanımı örüyorum takip eden iki trabzanımı yandan giriş yaparak örüyorum yani iki ters iki düz gibi örüyoruz iki defa yandan giriyoruz iki defa ardından iki defa yandan iki defa ardından şeklinde trabzanlarımızı örerek tamamlıyoruz ve lastik görüntüsünü kazandırıyoruz bu şekilde iki defa yandan girişimizi yapalım yani şu şekilde iki defa ardından şu şekilde girelim iki ters iki düz görüntüsü vererek başlangıç noktamıza kadar devam edelim ikinci sıramızı iki tanesi yandan iki tanesi ardından olmak şekliyle e, tamamladık şimdi ilk başlangıç yerimizdeyiz ve üç tane zincirimin üzerine gelerek batıyorum 3 üç çekmiştim üçüncünün üzerine ve şu şekilde kapatıyoruz ikinci sıramızı tamamlıyoruz tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen yanındaki trabzanı ardından alarak örüyorum bir sonraki trabzanımın yandan ve tekrar yandan alarak örüyorum iki tane devam eden trabzanı tekrar ardından girerek örüyorum ve biraz e, bu şekilde iki ters iki düz görüntüsü vererek büyütüyoruz sıramızı tamamladıkça tekrar edip yeni sıralara başlayarak şöyle biraz kalınlık yapalım lastiğimiz istediğimiz ölçü olana kadar ördüm bakınız sekiz buçuk santim lastiğimizin uzunluğu şimdi başlangıç noktasındayım bakınız 3 tane zincirimi çektim bu sırada tamamen düz olarak örüyorum. 3 tane zincirim ve trabzan üzeri hemen yanındakine örüyorum. Ve sırası ile birer birer trabzanlarımı sadece düz bakın tepesine batıyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Tepesine batıyorum. Ne yandan alıyorum ne ardından. Sadece her trabzanımızı birer birer örüyorum. Bu şekilde başlangıç yerimize kadar gelelim. Son tırabzanımıza kadar ördüm. Bakın 1 2 3 tane zincir çekmiştim. 3. zincirin içerisine giriyorum ve sıramı Kapatıyorum. Sıramı kapadıktan sonra 3 tane zincirimizi tekrar çekelim. 1, 2, 3 ve şöyle örgümüzü çevirelim. Bozla yaptığımız için bozlamızın bu kısmını dışta kalmasını istiyorum. O yüzden çevirdim ve çevrilmiş bir şekilde artık örmeye devam edeceğiz. 3 tane zincirimden sonra şurada görmüş olduğumuz ayraçlarımız var. Kolumuzun yerlerini ayarlamaya başlayalım. Şimdi sayalım. 1 zincirimin olduğu yer. 2, 3, 4. 4 tane trabzanı. Bakın zincirimle birlikte. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanımı saydım. Zincirimle birlikte bir tane daha ilave edelim. 5 toplamda 5 tane trabzanımızı ayırdıktan sonra hemen ayracımı takıyorum ve diğer ayracımı alıyorum ortaya iki tane trabzanımı bırakıyorum ve hemen iki trabzanımın yanına tekrar ayracımı takıyorum. Ayracılarımızı iki trabzanımızın sağına ve soluna yerleştiriyoruz ve hemen ortadaki bu üç tane zincirimin olduğu yere bakıyorum. Bakın zincirimin solunda iki dört tane trabzanım var. Zincirimin sağına bakıyorum iki dört tane trabzanı ayırıyorum. Hemen ayracımı takıyorum. Araya iki tane trabzanımı ayırıyorum ve hemen kenarına tekrar ayracımı takıyorum. Bu ayraç takmış olduğum yerlerden artışımızı yapacağız ve ön kollarımız için yerimizi örmüş olacağız. Burası tam gövdemizin aşağıya olan kısmı. Bu kısım ise sırt kısmı olarak örmeye devam edeceğiz. Şöyle duracak. Şöyle katladığımız zaman ördüğümüz zaman daha rahat katlayacağız tabii ki boğazı ve buradan itibaren sırt kısmı ayraçlarımızı taktığımız kısım ise karın bölgesi olacak kol için ön kollarımız için iki trabzanın sağında ve solundaki araçlarımızın olduğu yerden artış yapacağız ve bakınız buradaki iki trabzanımızı ördük şimdi ayraçlarımızla örmeye başlayalım daha sonra ayraçlarımıza gerek olmayacak 3 tane Zincirimi çektikten sonra hemen sıradaki trabzanımı örüyorum. Bakın trabzanlarımı birer birer örüyorum. Zincirimden sonra 4 sağda 4 de solda yani ortada toplamda 9 tane trabzanımız olacaktı. Tam ayıracımın olduğu yere geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir artışımı yaptım yani bakın bir zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanın üzerine batıyorum ve bir trabzan örüyorum. Tekrar ikinci trabzanıma batıyorum. Örüyorum. Ve ayracımı çıkarıyorum. Bir tane daha zincirimi çekiyorum. Ve sıradan devam ediyorum. Bakınız atlamıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradan devam ediyorum. Şimdi çok uzaklaşmadan hemen bir daha bakalım işlemlerimize. 3 tane zincirimizi çekmiştik. 4 trabzan hemen yanına ördüm. Bir tane zincir çektim. Bakın trabzan atlamadan hemen 2 tane trabzanımı ördüm. Trabzanımın soluna da bir zincirimi çektim. Sağında ve solunda iki trabzanımın birer zincir oldu. Buradan artışlarımızı yapıp kolumuz için yer hazırlıyoruz. Şimdi diğer ayrıcama kadar sırası ile aradaki trabzanları örerek devam ediyorum. Herhangi bir şekilde atlama, eksilme ya da zincir çekmiyorum. Sadece trabzanlarımı örerek diğer ayrıcama kadar geliyorum. Diğer ayırıcıma kadar dümdüz trabzanlarım örerek geldim. Yeşil ayırıcımın olduğu yerdeyim. Bakın hemen arada da iki tane trabzanım var. Ayırıcımı görünce hemen çıkarıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra hemen yanındaki ayırdığımız iki tane trabzanımızı yan yana örüyoruz. Ve kırmızı ayırıcımı çıkarıyorum. Bir zincirde buraya örüyorum. Buradan kollarımızın zincirin olduğu yere kollarımızdaki artış işlemlerimizi yaparak ilerleyeceğiz. Ve hemen yanındaki bu görmüş olduğumuz trabzanımızın üzerine batarak devam ediyorum. Zincirimi çektiğim yere kadar örerek geldim. Zincirimin olduğu yerdeyim. Bakınız hemen en tepesine batıyorum. Ve sıramı kapatıyorum. Şöyle bir bakmak istiyorum. Şimdi sıramıza zincirlerimin olduğu yerdeyim. Şöyle bir zincir. Her iki elimle de bakınız ilk artış yerimi tutuyorum. İki tane trabzanımı ve diğer artışımı tutuyorum. Arada gördüğümüz iki, dört, altı, sekiz, dokuz tane trabzanımız ise gövdenin alt kısmından devam edecek olan bölüm. Buradaki iki tane bir zincir, iki trabzan, bir zincir kolumuzun olacağı yerler. Şimdi 3 zincir çekerek tekrar örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. Ve trabzanlarımı birer birer örüyorum. Bakınız zincirime kadar birer birer örüyorum. Zincirimin olduğu yere geldim. Zincirimi gördüğüm zaman hemen bir tane zincir ilave ediyorum. Ve zincirimin içerisine bir, ve iki tane trabzanımı örüyorum ve aradaki iki trabzanımı yine örüyorum. Bir sonraki iki tane zincirimin içerisine giriyorum 1 ve iki trabzan örüyorum. Bu sıramızda ikişer ikişer artışımızı yaptık. İki trabzanımızın sağından. 2 trabzan solundan 2 trabzan artışımı yaptım ve sağ tarafında bakınız bir tane zincirle başlamıştım. Burada devam ederken bir zincir çekiyoruz. Bitişte ise tekrar bir tane zincir çekerek gelecek sıradaki artış yerlerimizi ayarlıyoruz. Ve tığımın başında diyorum bir zincir yukarıdan çektim. Atlamadan ilk trabzanımın içerisine giriyorum. Ve kısmı tamamladıktan sonra dümdüz diğer trabzanlarımı örerek diğer bir zincir çektiğim yere gelene kadar sadece trabzanlarımı örüyorum. Evet şimdi bir tane zincirin olduğu yere geldim. Arada iki tane trabzan ve diğer tarafta bir tane zincir. Bakın bu tarafı her zincir yuvasının içerisine iki trabzan artış yaparak örmüştük. Yine burada da aynı şekilde artışımızı yaparak örüyoruz zincirimi gördüm hemen bir tane zincirimi çekiyorum bir üst sıranın artış yerini hazırlıyorum tekrar tığımı başını dolayarak yuvaya giriyorum iki tane trabzanımı örüyorum bir ve iki bir zincirin içerisine iki tane trabzan artışımı yaptım aradaki mevcut olan trabzanlarımı örüyorum sonrasında tekrar iki trabzanımı bir zincirimin içerisine örüyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum bir sonraki sıra için artış yuvasını hazırlıyorum ve hemen yanındaki trabzanın üzerine batarak ilerliyorum ve başlangıç noktama kadar örüyorum Bakın hepsini ördüm zincirimin olduğu yerdeyim 1 2 3 zincir çekmiştim üçüncünün tepe noktasına gelerek batıyorum şimdi şöyle güzel batalım hemen batıyorum geçip kapatıyorum ve bir iki üç tane zincirimi çektikten sonra aynen örmeye devam ediyorum bir zincirimin olduğu yere kadar örerek geldim bakın zincirimi gördüm hemen bir tane zincir ilavesi yapıyorum zincirimin içerisine bir ve iki tane trabzanım örüyorum ve diğer zincire kadar aradaki trabzanlarımın her birisini birer defada örüyorum 2 bakın sırasıyla sayı sayıp kafamızı karıştırmayalım birer birer örüyorum diğer bakın şuradaki zincirime kadar 2 Evet tam zincirimin olduğu yere geldim içeriye giriyorum bir aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekiyorum toplamda 2 zincir arasındaki trabzanımız 2 4 6 8 ve 10 tane trabzan sayısına ulaştı bir zincirimi çektikten sonra Sıradaki trabzanıma batıyorum ve diğer zincirimi görene kadar dümdüz hiçbir işlem yapmadan trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Trabzanlarımı dümdüz örerek geldim. Şimdi bir tane zincirimin olduğu yerdeyim. Zincirimi görür görmez bir tane zinciri ilavesi yapıyorum. Tığımın başını dolayarak iki tane trabzanımı hemen zincirimin içerisine yerleştiriyorum ve diğer arada kalan trabzanlarımı birer birer örüyorum. Diğer zincirime kadar bu şekilde birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Bakın diğer zincirimi hemen iki trabzanımın yanında ve zincirimi gördüm. İçerisine giriyorum zincirimin ve iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve aynı yere ikinci kez örüyorum 2 bir tane zincir çekiyorum ve devam ediyorum trabzanımın hemen üzerine batarak örmeye aradaki 9 tane trabzanımızı muhafaza ediyoruz artışlarımız sadece kollarımız için şöyle bakalım bakınız bir yerden diğer yere kadar olan artışlarımız ve aradaki trabzanımız 9 tane muhafaza ediyoruz burada herhangi bir değişiklik yok artışlarımız sadece kollarımız için 3 tane zincirimin üçüncüsüne batıyorum hemen 1 2 3 ve başlıyorum aynı işlemi tekrarına zincirimi gördüm hemen bir tane zincir çekiyorum ve bir artış yapalım bu sıramızda bir tane artışımı yapıyorum ve diğer trabzana geçiyorum bakın bir tane yaptım şimdiye kadar ikişer ikişer artmıştık iki sırada bu sıramızda bir tane artış yaptım ve birer birer trabzanlarımı örüyorum zincirimin olduğu yere gelene kadar birer birer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim ve zincirimi görüyorum bir tane trabzan batırıyorum ve bir zincir çekerek gövde kısmına başlıyorum diğer kolumuza kadar birer birer örerek gelelim Evet dümdüz trabzanlarımızı örerek geldim ve en son bakınız şu şekilde ikinci kolumuzu örmeye geldi. Bir başlangıçta bir de bitişte kolumuzu yapıyoruz. Bir tane zincirimi hemen çekiyorum. Zincirimi gördüm. Zincirimin içerisine bir trabzan örüyorum. Bir artış yapıyoruz bu sıramızda. Ve aradaki trabzanları birer birer örüyorum. Birer birer bakınız. Diğer zincirime kadar bu şekilde geliyorum çok az kaldı hemen bir trabzan daha ördükten sonra zincirimi görüyorum zincirimin içerisine bir tane trabzanım örüyorum ve bir zincir ilavesi yapıp hemen aradaki trabzanlarıma geçiyorum ve buradaki trabzanlarımı ördükten sonra yeni sırama başlamak için hemen 3 tane zincirimin bakınız 3 üç çekmiştim üçüncüsüne batıyorum ve geçişimi yapıp kapatıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu sıramızdaki bir artışımızı yaptığımız gibi bu sıramızı şimdiki başlayacağım sırayı ve bir üst sırayı birer artış şeklinde örelim. Ve biraz büyütelim. Artışlarımızı yaparak örmeye devam ettim. Sizle ayrılmış olduğumuz zaman... Buradaki bir artışımızı yapmıştık. İki sıra daha artalım görüşelim demiştim. Ben üç sıramızı örerek geldim. Toplamda lastiğimizden sonra hemen düz olarak ördüğümüz yeri de sayıyorum. Bir, iki, üç, dört. 5, 6, 7, 8 sıra örüyorum. Bakınız burada bir artışımızdan diğer bakınız bir zincirimize kadar olan kısmı şöyle tuttuğumuzda ön kolumuz için yeterli genişliği görüyorum. Bakın şu şekilde diğer bir zincirden diğer Zincire kadar tutuyorum her iki bakın zincirlerin olduğu yerden tuttuğum zaman ön kolum için yeterli mesafeyi görmekteyim yani kol rahatlıkla e, girebilir Ben daha fazla artış yapmayacağım artışlarımı bu sırada bitiriyorum ama ipimiz farklı olabilir tığımız elimizin sıklığı genişliği farklı olabilir eğer e, bu ölçüye ulaşmadıysak lütfen birkaç sıra daha artışlarımızı yaparak devam edelim. Şimdi ben ölçüyü vermek istiyorum. Şöyle bir artışımdan yani bir zincirimden diğer zincirime kadar olan mesafenin ölçüsüne bakalım. Tam 11,5 santim. Bakın bir zincirimden bakın zincirimin biri burada. Diğeri burada on bir buçuk santim. Yüksekliğine bakacak olur ise şöyle bakıyorum. Bakın 11 bir, on buçuk santimde ilk yapmış olduğumuz yer. Şöyle. Yüksekliklerimize baktık. Tabii ki e, yanınızdaki dostunuzun büyüklüğü, küçüklüğü de bu ölçünüzü belirleyecektir. Benim ölçülerim bu şekilde. Eğer e, öreceğimiz minik dostumuzun büyük ya da daha küçükse daha az ya da daha çok e, ilave ya da daha eksik yapabiliriz. Bu şekilde ölçülerimi verdikten sonra artık artışımızı yapmayacağım ve kapatarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi 3 tane zincirimin olduğu yeri bakın geçişimi yapıyorum ve kapatıyorum. Başlıyorum 1-2-3 ve bu gövdenin alttaki kalan yeri için olan trabzanlarımı örmeye başlıyorum. zincirimi görene kadar birer birer ilerliyorum zincirimi gördüm bakın zincirimin olduğu yere geliyorum bir tane bakın zincir çekmeden direkt batıyorum önceden bir tane zincir çekip o şekilde giriyorduk artış yerlerimize burada zincirimi çekmeden direkt battım ve tığımın başını doluyorum şu şekilde büküyorum başını dolamıştım diğer bir zincirimin olduğu yere geliyorum ve buraya da bir tane trabzanı örüyorum kolumuzu kapadık bakınız kolumuzu oluşturduk şimdi arkadan yani sırtımızdan örmeye devam ediyoruz diğer kolumuza kadar dümdüz örerek ilerleyelim bir zincirimizi görünce yine aynı şekilde birleştirme işlemine geçeceğiz bir tane zincirimin olduğu yere geliyorum zincir çekmeden tığımın başını doluyorum bir tane trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum hemen diğer zincirimin olduğu yere geliyorum ve bir tane zincirin içerisine yine trabzanımı örüyorum ve bu kolumuzu da bu şekilde birleştirmiş oluyoruz şimdi aradaki trabzanımı örerek devam ediyorum Geçişimi yapıyorum hemen geçişimi iç yaptım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum ikinci trabzanımın üzerinden örmeye trabzanlarımı birer birer örüyorum bakın kolumuzu birleştirmiştik hemen bakın kolumuzu buradaki trabzanımın olduğu yere de bir tane giriyorum ve trabzanımı örüyorum artık Çevresine dolanmaya başlıyoruz. Sadece gövdemizi örüyoruz. Kollarımızı tamamladık. Tabi daha sonra ucuna işlemimizi yapacağız. Ama şu esnada sadece gövdemiz etrafında dolanacağız. Diğer kolumuzun olduğu yere kadar örerek gelelim. Diğer kolumun olduğu yere kadar örerek geldim. Buradan devam ederek ilerlemiştim. Bakınız tam Gövdemizin orta kısmına, alt kısmına kadar geldim. Tam kolumuzun bakın birleşme noktasındayım. Tığımın başını doluyorum. Ve buradaki trabzanın tepesine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve diğer trabzanlarımı başlangıç noktamıza kadar örerek geliyorum. Birer birer trabzanlarımı tamamlıyorum. Ve en son trabzanıma geldiğim zaman bakın yine geçişimizi yapıyoruz. 1 2 3 ve devam ediyoruz trabzanlarımızı örmeye bu sıramızı ve bir üst sıra daha iki sıra daha örelim aynı dümdüz bir şekilde şöyle görelim bakınız şöyle yaptığımız işlemimizi bu sıramızı tamamlayalım üzerine iki sıra daha örelim şöyle boğaz kısmını katladığımız zaman bakınız yapmak istediğimiz bakın görülmekte sırt kısmı ön kollarımızın olduğu bölüm kollarımızı biraz daha toparlayacağız daha sonrasında biraz gövdemizi büyütelim sonrasında görüşelim Kollarımızı birleştirdikten sonra kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 sıramız ördük. Bakınız şu şekilde işaretlerimi taktım. Bu işaretlerimiz yeşilimizi tam ortaya taktım. 2, 4, 6 sol tarafa 2, 4, 6 da sağ tarafta yeşilimiz merkezde. Sağ ve solda 6 tane trabzanımız var. Şimdi bu alt kısmı artık örmeyeceğiz. Diğer Ayracımızdan diğer ayrıcımıza kadar örmeye başlayacağız. Ayracıma kadar ipimi koparmadan gelmek için sık iğnemle devam ediyorum. Sık iğne örerek mavi ayrıcımıza kadar gelelim. Evet, mavi ayrıcımı taktığım yere geldim. Bakınız hemen şu şekilde trabzanına indiriyorum ki yukarıyı örebilelim Evet tam mavi aracımın olduğu yerde başını doluyorum tek seferde alıyorum bir defa aldım bakın tam mavi aracın olduğu yer bir İkincisini aynı şekilde başını doladım aldım 3 başını dolayarak aldım 4 başını doladım 5 5 tane trabzanımın başını dolayarak ördüm. Tığımın başını doluyorum. Şurada görmüş olduğumuz sıradaki trabzanımı yandan girerek lastik olarak örüyorum. Yandan kabarttım. Aynen boyun kısmında yaptığımız gibi. Hemen yanındakini yine yandan trabzan olarak örüyorum. 5 tane bir defa başını dolayıp kapadıktan sonra iki defa yandan trabzan ördüm. 2 defa ardından. 1 ve 2 tekrar 2 defa yandan girişimi yapıyorum 1 ve 2 tekrar 2 defa alttan girişimizi yapıyorum 1 2 yani arkadan giriyorum ters olarak örüyorum ve bu şekilde işaretimi doğru örmeye devam ediyorum 5 tane maviye 5 trabzan kalana kadar 2 ters 2 düz gibi 2 yandan 2 ardından örerek devam edelim Evet mavi aracımıza kadar örerek geldim 2 tane düz yani yukarıdan ördük yukarıda kalacak şekilde yandan girdim 1 2 3 4 5 tane trabzanımızı ise tığımın başını doluyorum hemen üzerine batıyorum ve tek seferde çekiyorum sırasıyla 5 trabzanımızı tek seferde örüyorum bir bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum hemen bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum tek seferde çekiyorum yine aynı işlemimizi tek seferde yaparak örüyoruz ve burada görmüş olduğumuz İki tane ardından alınmış durumdaki olan trabzanlarımı yine ardından alarak örüyorum. Hiç durumlarını bozmuyorum. Sıradaki yandan. Şimdi bakınız geriye döndüğümüz için örgümüzü içten örmekteyiz. İki tane ardından giriyorum. Yandan. ardından Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Buradaki 5 tane bir seferde başını dolayıp aldığımız yerlerde yine hepsini örüyoruz. Bir defa başını doluyoruz. 5 trabzanımız örüyoruz. Tekrar aynı şekilde birkaç sıra bu şekilde dolanıyoruz. 5 defa 5 trabzanımızı her seferinde e, turdan mutlaka bırakmıyoruz. Hem Çift lastiklerimizi hem de trabzanlarımızı her iki tarafında mutlaka örüyoruz. Elbisemizi hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Bakınız ön kollarımızın olduğu yer. Daha uh, uç kısmı lastik örüp tamamlayacağız. Burası sadeden, sadece gövdeden ayrılan bölümü. Şöyle baktığımızda karın kısmı yani alta kalacak kısmı şu şekilde kesmiştik. işaretlerimizle birlikte örmeye başlamıştık. 5 tane sağ tarafta bir defa başını dolayıp battığımız uh, trabzanımız. 5 tane sol taraftaki başına bir defa dolayıp battığımız trabzanlarımız var. Üst kısımda ise iki ters iki düz görüntüsü verdiğimiz örgülerimiz durmakta. Ve şimdi 5 tane trabzanımızı bir defa alarak batıyorduk. Buradan sonraki sıramızda sık iğne yaparak örüyoruz ve birer eksilterek şu şekilde bir ovallik vererek artık bu kısmı kapatıyoruz. Sadece lastiklerimizin olduğu bölüme gelince tamamlamış olacağız bu kısmı şöyle ovallik vererek kapatmamız gerekmekte öncesinde bakın en son 5 tane trabzanın bir defa batıp ördüm bir zincirimi çekiyorum örgümün arka yönünü çeviriyorum hemen dibine değil bir sonraki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve sık iğnemi örmeye başlıyorum ve de azalmaya 2 3 4 bir de batmıştık Şimdi tığımın başını doluyorum. Bakınız lastik kısmım dışta kabartı. Burada içe döndük. Yani ardından alarak örüyorum. Ardından giriyorum. 1 2 iki. iki ters iki düz görüntüsünde örmeye devam ediyorum. Yandan sıradakini iki tane ardından 1 ve 2 Tekrar yandan giriyorum. Bakın yandan girdiklerimiz dışa kabartılı bir şekilde oluşmakta. Arkadan girdiklerimiz ise bakınız içe yani daha çukurun içerisinde kalmakta. Devam ediyorum. Lastiklerimizi bu şekilde örelim. Kenardaki 5 trabzanımızın olduğu yerde görüşelim. Lastiklerimizi iki ters iki düz görüntüsü vererek kenardaki beş tane trabzanımın olduğu yere geldim ve sık iğne örerek devam ediyorum. Bakınız hemen ilk trabzanımın üzerine bir tane sık iğne iki üç dört ve beş. Beş tane sık iğnem vardı. Hemen dönüyorum. Bir tane zincirimi çekip öyle dönüyorum dibine değil bir sonraki sık iğnemin üzerine batıyorum bakınız eksilmelere başladık oval bir şekilde şöyle yumuşacık geçişimizi yaparak karın bölgesine doğru geleceğiz şimdi yandan giriyorum ve lastiklerimizi aynı şekilde örüyorum kenardakileri kenardaki trabzanlarımızı ise sık iğneye çevirdik ve birer birer eksilerek tamamlayacağız en son bir de kalacağız arayı yine örelim lastiklerimizi örerek geldim. Kenardaki sık iğne olan yerimize batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane eksildik. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Dibine batmıyorum. Bir ileriye geliyorum. Ve başlıyorum. Ardından bakınız şu şekilde trabzanımın ardından girerek örmeye diğer trabzanımı, sıradakini yandan ve bu şekilde birer eksilerek tamamlayalım azalarak bakınız sık iğnelerimizle kapadık en son trabzanımızın yanında bir tane sık iğnemiz var hemen bir tane zincirimi çekerek örmeye başlıyorum ve bu son sıramız oluyor. Eğer öreceğimiz hayvanımız biraz büyükse daha uzatabiliriz. Bu gövde kısmını da uzatabiliriz. büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre ölçülerimizi büyüklük ve küçüklük yapabiliriz. şimdi en son sıramızda tığımın başını doluyorum. Tırabzanın direkt tepesine batarak çekiyorum bu ve kapanışı bu şekilde yapıyorum tığımın başını dolayarak bütün ilmeklerimin üzerine tek seferde batıyorum bir sıramı tamamlıyorum bakınız düz yönde tamamlıyorum burası düz yön bu kapanışı mutlaka yapalım başını dolayalım tek seferde bütün trabzanlarımızın üzerinden örerek tamamlayalım bitişimize kadar bu işlemimizi tekrar edelim şu şekilde bakınız örgümüzün yönü düz olmakta. Şimdi kollarımızı örmek için tığıma bir tane düğümümü attım ve kollarımı örmeye başlıyorum. Bir tane trabzan bakınız bitişteki en son trabzanımın üzerine buradaki minik gözün içerisine girerek başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve devam ediyorum. Yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum ve ipimi de bu şekilde gizlemek istiyorum birer birer trabzanlarımızı örelim. Burada da bacak boyuna göre kedimizin ya da köpeğimizin uzunluk ayarlamasını yapalım. Birer sıra bakın hepsinin üzerine birer tane trabzanımı batıyorum ve sıramızı tamamlıyorum. Trabzanlarımı dik olarak gelen e, hepsinin üzerine birer birer ördüm. Şimdi yan olarak bulunan trabzanımın içerisine ise yandan batarak giriyorum. 1 2 ve üç tane trabzanımı bu yandaki trabzanımın içerisine yerleştiriyorum. Ve ilk zincir çekerek başladığım yere doğru devam ediyorum. Diğer yandan devam edene de bakınız. Üç tane trabzan da buraya örüyorum. Bir, iki ve 3. Yandan duran trabzanlarımızı üçer tane trabzanımızı ördüm ve zincir çekerek başladığım yerin 1 2 3. zincirinin üzerine geliyorum. Bakınız yukarıya batıyorum ve birinci sıramı bu şekilde birleştiriyorum. 3 tane zincirimi hemen çekiyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Sıradaki trabzanıma yandan giriyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Sıradaki trabzanım tekrar yandan iki tane bakın düz oldu. Sıradaki ikiyi arkadan girerek örüyorum. Bir ve iki. Tıpkı boğazında ve sırtında yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz. Yani lastik görüntümüzü oluşturuyoruz. Onun için iki defa yandan iki defa trabzanlarımızın ardından örerek Başlangıç noktamıza kadar ilerliyoruz. Bir sıramızı örerek tamamladık ve başlangıç noktasındayım. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen örmeye başlıyorum. Sıradaki trabzanımı yandan giriyorum. Yandan olarak gördüklerimizi yani kabartalıları yandan giriyoruz. İçlik kalanları ise ardından alarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Bacak boyumuz istediğimiz ölçüye gelene kadar bu şekilde örerek tamamlayalım. Kolumuzu tamamladım. Bakınız çok hoş oldu şu şekilde. Diğer kolumu da aynı şekilde örerek tamamlayacağım. Kaç sıra ördüysek diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim ve e, tamamlamaya başlayalım bakınız. Tabii uzunluğu e, bacak boyumuza göre ayarlarsak çok daha e, güzel sonuç alacaksınız. Daha uzun, daha büyük bir yavrumuza isek daha büyük kısalar için daha küçük kullanalım. Evet şimdi ben diğerini de aynı şekilde örüyorum ve bu şekilde tamamlamaya doğru hızla yaklaşıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar kollarımızı da ördükten sonra elbisemiz kullanılmaya hazır hale geldi. Evet bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.